bir yorumu hep birlikte bulmamız, yaratmamız lazım. Ama dediğim gibi eşitlikten, adaletten asla uzaklaşmadan bu kavramların içini doldurarak barışı aramamız lazım. Basının huzurunda bir iki cümle daha ifade edip sözü sevgili Oya ablaya bırakacağım. Sayın Başbakan bizimle randevusunu görüşmeyi iptal etti. Çünkü ben bizi ziyarete gelirse kendisine Cizre'de 7 gün boyunca cenazesi yerde bekletilen Taybet Ana'yı soracağım demişti. 70 yaşında bir kadın. Tam 7 gün cenazesi sokakta kaldı. Evinin kapısında çocukları pencereden baktılar, alamadılar. İki defa almak istediler. Birinde kayınbiraderi, birinde kardeşi keskin nişancılarla vuruldu. Biri öldü, biri yaralandı. Tam 7 gün sonra, 8. gün çürümüş cenazesini aldık. Bunu soracağım dedi. Savaş kaçınılmaz olabilir, çatışma kaçınılmaz olabilir. Durduramamış olabiliriz. Siyasetçiler olarak bunun sorumlusuyuz. Ama bunu soracağım. Bir cenazede ne istiyorsunuz diye tam olarak ne bekliyorsunuz? Umudunuz, beklentiniz nedir şu cenaze yaptığınız şeyden, elde etmek istediğiniz şey nedir? Bunu soracağım dedim. Başka bir şey sormayacağım. Bana hesap sorma cesaretini gösteren partinin eş başkanıyla görüşemem dedi. Kim oluyor? Benden hesap soruyor. Ona hesap mı vereceğim dedim. Hayır. Haşa. Bizim haddimiz mi senden hesap sormak? Bunun hesabını mahşerde elbette ki vereceksin. Randevudan kaçmış olabilirsiniz Sayın Başbakan. Randevuyu iptal etmiş olabilirsiniz. HDP ile buluşmayı reddetmiş olabilirsiniz. Ama Azrail ile randevunuz er veya geç gerçekleşecek. Şu anda 50 cenaze defnedilmeyi bekliyor. 50 cenaze çürümüş durumda. Defnedemiyoruz. Sokakta 12 cenaze çürümeye terk edilmiş. Evde buzdolabında bekleyen çocuk cenazeleri var. Bunlar sivil insanlar. Defnedemiyoruz. Ve izin vermiyorsunuz. Vekillerimiz defalarca size iletti, bakanlarınıza iletti. Bu bir insani durumdur. Çatışmayı çözememiş olabiliriz ama insanlığımızı kaybetmeyelim. Lütfen cenazeleri defnedilsin diye girişimde bulunun diye size defalarca belirttik. Sizin verdiğiniz cevap güvenlik güçlerinin anlamından öperim oldu. Ben de bütün bu zulmünüze karşı dimdik ayakta duran 7'den 70'e, bebeğinden yaşlısına, kadınından çoluğuna, çocuğuna, Türkünden Kürdüne, zulmün karşısında dimdik duran bütün halkımızın alnından değil, ellerinden öpüyorum. Bu zulmün karşısında dik durmamız da gerekiyor. Başka da çaremiz yok. Başka da yöntem bulamıyoruz. Çünkü biz bu zulmü durdurmaya çalışıyoruz. Önce zulmü durduralım, savaşı durduracak, çatışmayı çözecek siyasi kanallar açmak çok kolay olacaktır. Ama bunu durduramıyoruz. Bunu aşamıyoruz. İnsani dramın üstesinden gelecek bir aklı, bir vicdanı karşımızda göremiyoruz maalesef. Dolayısıyla bir gereksiz bir bahaneyle HDP randevusunun iptal edilmiş olmasını biz kabul edemeyiz. Biz muhalefetiz, hesap sorma mevkisindeyiz. Hesap verme mevkisinde makamında, koltuğunda olan kendileridir. Muhalefetin tam da anayasal görevi ve işidir hesap sormak. Biz başbakana soru soramayacak, hesap soramayacaksak kime soracağız? Tam olarak muhalefette partilerin görevi, işi nedir? Buradan ben kendisine tekrar ifade ediyorum. Biz birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. Birbirimizin yüzü suyu hürmetine kara kaşı kara gözü için değil ama halkın sorunları için bir araya gelip konuşmak zorundayız. HDP ve AKP'nin diyalog kurması, hükümet ve HDP'nin bütün bu olup bitenleri konuşup çözüm araması bir zorunluluktur, lüks değildir. Bundan hiç kimsenin kaçmaması lazım. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Oya abla da mutlaka heyeti adına görüşlerini ifade edecektir. Daha sonra biz basına kapalı biraz daha arkadaşlarımızla sohbet etmek istiyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu girişiminize çok değer verdiğinizi parti adına belirtmek istiyorum. Lütfen. Öncelikle biz de görüşme talebimizi, buluşma talebimizi hemen karşıladıkları için HDP'ye, Sayın Başkan'a teşekkür etmek isteriz. Ben çok kısa konuşacağım çünkü ben grup sözcüsü olarak
gelmedim yani buraya, belki yaşlı kibarıyla buraya oturtulmuş oluyorum. En gençleri oturtulmuş. Şunu söyle, evet sağ olun. Şunu söylemek istiyorum. Biz aslında bir vicdan grubuyuz diyelim isterseniz. Bakın buraya gelenleri tanıyanlar ya da haklarında bilgilenmiş olanlar ne kadar farklı kesimlerden geldiğimizi hemen anlayacaklar. Siyasi duruşumuz farklı, siyasi görüşlerimiz farklı, geçmiş kişisel tarihlerimiz farklı. Ama biz buradayız yine de, birlikteyiz. Çünkü Türkiye'de ne olursa olsun üzerinde birleşmemiz gereken bir şey var. O da başkanın anlattığı şu ortama, şu zulüm ortamına, şu savaş ve çatışma ortamına son verilmesi. Hepimizin isteği bu. Ve inanın bu sadece bizlerin isteği değil, bizim gibi düşünen pek çok insanın isteği belki de yansıtılamıyor. İsteği de demeyeyim, özleme. Ve artık herkes kendini çok sıkışmış hissediyor bir çözüm arayışında. Biz yola asıl olan hayattır diye çıktık. Hatta burada da küçük bir asıl olan hayattır levhamız var, vereceğiz. Asıl olan hayattır, gerisi teferruattır. Biz bu hayatların peşindeyiz. Ölen insanların peşindeyiz. Ölen çocukların peşindeyiz. Askeriyle, gerillasıyla hepsinin, bunların bitmesini istiyoruz. Biz böyle yola çıktık. Bu yüzden geldik. Sadece bu yüzden ve bu yüzden de bu kadar farklı insan bir arada olabiliyoruz. Bunun dışında siz bölgedeki durumu burada aktarmaya hiç gerek yok. Biz ise gidip görelim demiştik önce. Önce Cizre'ye gitmiştik. Daha sonra ama Diyarbakır'a gidelim, sur olayları var ama Diyarbakır'ın bütünü de var. Sonra Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'a çok acele, 6 günde inanmazsınız, topladığımız 106 kişiyle gittik. 6 gün içinde birbirimize haber vererek, ne bir örgütlenme ne bir şey. Ve insanlar geldiler. Aslında belki 100 değil, 200-500 gelebilirdik biraz daha uzun zamanda. Geldiler ve gördük. Buraya da sadece HDP ile değil, aynı zamanda CHP ile ve başbakanla görüşmeye geldik. Gördüklerimizi anlatmaya geldik. Özellikle de aramızda zaten biz gördük sadece batıdan gelenler ama bölgeden gelen arkadaşlarımız içinde yaşıyorlar. Bunları anlatmaya geldik. Çünkü insan şöyle sanıyor baktıkları zaman tavırlarına. Ya bir şeyler kendilerine yanlış mı aktarılıyor acaba? Görmüyorlar mı? Çünkü insani ve vicdani gözlerle baktığınız zaman olup bitenler karşısında susmanın mümkün olmadığını, hele de sorumlu olanların ellerini taşın altına koymamalarının mümkün olmadığını, daha da sorumlu olanların bu gidişata son verebilmek için bir adım atmamalarının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Evet, biz kendi gördüklerimiz, tanıklıklarımız, orada bölgedeki arkadaşlarımızın tanıklıklarıyla bunları aktarmaya geldik. Ve bunlara karşı asıl çare bulması gerekenleri, bu çareyi bulmalarını söylemeye geldik. Bize göre sanıyorum hepimizin farklı fikirleri olur ama anlaştığımız cümleler şu belki de. Bu operasyonlar durmalı, eller tetikten çekilmeli. Yani bir sükunet ortamında, daha barış diyemiyorum, oturulmalı, masada görüşülmeli. Masa yoksa eğer sandalyede görüşülmeli ama bir şekilde diyalog yolu açılmalı ve bu gidişat durmalı. Yoksa bu kendi fikrim olarak söylüyorum, ben Türkiye'nin hızla Suriyelileşmeye doğru gittiğini düşünüyorum. Belki çok kötümserim ama bunu düşünen insanlar olarak da bunun önünde ne yapabilirsek engel olmak için onu yapmalıyız. Benim bu kadar söyleyeceklerim, arkadaşlarım zaten kendileri konuşacaklar. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz. Her arkadaşlardan bir müsaade isteyelim. Hızla toplantımızı sürdürelim. Çok fazla soru yok umarım.